Herkese merhabalar. Bugün yanımızda Toyota Corolla var. Corolla'nın en çok sevilen kasalarından birisi bu araç. Gerçekten tasarım olarak özellikle ön tarafını ben çok beğeniyorum bu arabanın. Tasarım anlamında çok güzel bir otomobil. 2013 model bu aracımız Advance donanım paketine sahip ve manuel şanzımanla birlikte konuğumuz. 1.6 litrelik motoru 132 beygir güç üretiyor. Motor ve sürüş izlenimlerini test sürüşünde anlatacağız. Şimdi tasarımsal detaylardan başlayalım. Bu ön tasarımı bunun makyajlısından daha güzel. Bu kasa 2012'nin sonunda çıktı. 2017'ye kadar makyajlanarak devam etti. 2014'e kadar da bu devam etti. Önde genişçe farlarımız var ve panjurun kromları farın içine doğru devam ediyor. Burada gündüz ledleri, burada da kısa uzun farlarımız var. Sedefli beyaz bir renk. Şuradan çek bak rengin detayını. Bu renk güzel ama bu rengin zor yanı bakımı ve boyandığı zaman boya tutturması. Ön tasarım oturaklı duruyor, ağırbaşlı duruyor. Özellikle panjuru incelmediği için, makyajlısının panjuru ince mesela, o çok güzel durmuyor. Bu daha güzel duruyor. Yana doğru geldiğimizde yanda bunun zaten hatchback'i Auris. Corolla'lar burada üretiliyordu. Auris'ler İngiltere'de üretiliyordu. Aynı jant, 16 inçlik jantlar. Tasarım kalın ince giden kollu jantları ben severim zaten. Bu da öyle bir tasarım. Geldiğimizde elektrikli katlanan aynalar var. Şurada içeride düğmesi var. İçeriden bu düğmeye bastığınız zaman ayna katlanıyor. Geri bastığınız zaman da açılıyor. İşte anahtardan kapanıp açılması için bir modül bağlamanız gerekiyor. Yazılımlar vesaire açamıyorsunuz. Yanda yine düz bir omuz çizgisi. Toyota'nın çok sevdiği şey. Sadelik, düz, omuz çizgili. Yine geniş iç hacim. Cam filmi bile yok arabada. O kadar temiz bir araba. Henüz 26.000 kilometre civarında 2013 model olmasına rağmen. Geldiğimiz zaman arka tasarımda yine o oturaklılık devam ediyor. Yani arka biraz yere basık duruyor. Bu da güzel. Park sensörlerimiz vesairesi de var. Yine Toyota ve Corolla yazılarımızla birlikte krom bir bagaj çıtamız yer alıyor. Şu bagajını açalım. Hafif bir bagaj kapağı var, hemen atıyor. Bagaj açmış, soldan yine girip sağdan çıkıyor. Ben bunu seviyorum biliyorsunuz. Teknik veri okumayı sevmiyorum. Genişçe bir bagajı var. Hem yükleme ağzı olarak geniş, hem yan hem dik, hem de içeriye doğru geniş. Güzel bir bagaj. Kullanışlı bir bagaj. Sağda bir askısı var. Onun haricinde herhangi bir askı vesaire yok. Şurada bir tutma kolumuz var. Tutma kolunu çekerek bagajı hızlıca kapatabiliyoruz. Hafif bir bagaj zaten. Gayet hızlı bir şekilde kapanıyor. İç mekana doğru geçelim ufaktan istersen, gel. Kapıyı açayım. Kapılar oldukça tok. Bir sıkıntı yok. Çift renkli bir iç döşeme var bu araçta. Kapı üstlerimiz yumuşak. Buralar böyle kromumsu bir görüntü. Burası sert. Burası yumuşak kumaş. Yumuşak kumaş. Burada yine sol ön camımız tek tuşlu otomatik. Bunu son kasanın Dream paketine kadar böyle yaptılar. Son kasada da Dream paketten sonra 4 cam tam otomatik geliyor. Kapı kilitlerimiz, cam kilitlerimiz burada. Bak, kapı jelatini bile sökülmemiş bir araçlıyız. Yani bak, 2013 model olmasına rağmen kapıdaki jelatin duruyor. Genişçe bir bardaklık gözümüz var kapı içinde. İç mekana doğru ufaktan geçelim. Oturayım şöyle. Burada, bana ver artık. Burada ayna ayar butonlarımız, far yükseklik ayarımız, LPG'nin tuşu ve ESP kapatma butonumuz yer alıyor. Bunu alabilirsin artık, kayda gerek kalmadı. Burada da bir gözümüz var, yine güzel böyle eşyalarınızı falan koyabilirsiniz. Kapattım bunu. Tamam. Burası yumuşak, burası yumuşağımsı sertlikte. Güzel bir malzemesi var. Burada bir Casio saat dediğimiz tarzda saat var. Ama bu kullanış, mesela saat kaç acaba diye hiçbir yere bakmana gerekmiyor. Biliyorsun burada saat var. Buralar yumuşak. Şurası sert. Yumuşak, yumuşak. Burası, bak buralar bile sert. Burada sertleşmeye başlıyor. Burada bir ekranı var. Bu ekran işte birazcık ağır kalıyor. Bir de kendi kendine arada resetliyormuş. Ama yani geçişlerde falan grafik olmayan yerlerde hızlı, grafik olan yerlerde biraz takılarak geliyor. Onun haricinde güzel. Bluetooth vesaire olması yeterli bir özellik. Bir de geri görüş kameramız var. Şöyle geri vitese takayım. Gördüğünüz gibi böyle bir geri görüş kamerası var. Netlik falan güzel, yani yeterli bir seviyede. Çift bölgeli otomatik klimamız var. Burada bir gözümüz var. Bu da güzel, kapaklı. Burada işte USB'si ve AUX'u yer alıyor. Güzel, derince de bir gözü var. Böyle elim gidiyor. Bir de çakmaklığı var. Onun haricinde karartmalı bir dikiz aynamız var. Yukarıda gözlüklüğümüz var. Bu da güzel. Kullanışlı. Bak buradaki etiketi de duruyor. Bu da güzel. Kupon bir araba yani. Burada ışıklarımız var. Yine Hyundai'den bildiğimiz bir şey bu. Toyota da bunu yapıyor. Yani uzak doğular yapıyor. Kullanmıyorsan açılmasın. Gereksiz yani. Onun haricinde burada gösterge panelimiz, bu Advanced donanım olduğu için böyle, Premium'da daha farklı oluyor. Elegant mıydı bunlar da? Şuradaki display butonundan buradaki verileri değiştirebiliyorsunuz. Ortalama tüketimi mesela 8.6 litre gösteriyormuş. 26.000 kilometrede bir araç. Trip vesaire, bunların hepsini görebiliyorsunuz. İç mekanda bu çift renk olması içeriği ferahlatmış. Sürüşte vesaire de söyleyeceğiz. Burada bir kol dayaması var. Bu da güzel. ileri geri ayarı var. Çift katlı olarak açabiliyorsunuz. Şöyle derin bir kat. 2 adet bardaklığımız var. Bu bardaklıklar ayarlanabiliyor işte derinlik olarak. Manuel el frenimiz var. Onun dışında manuel 6 ileri şanzımanımızın topuzu var. Topuz ve vites yolları güzel. Az önce gelirken de kullandım. Vites yollarını falan sürüşte söyleyeceğiz. Şimdi arkaya doğru ufaktan geçen torpidomuz var. Yavaş açılıyor mesela. Torpidosu da oldukça derin ve geniş. Şimdi arkaya doğru ufaktan bir geçelim. Bir de arkaya oturduğum zaman burada yine geniş bir diz mesafesi var. Toyota'nın sevdiği huyu bu, geniş diz mesafesi. Baş mesafesi anlamında da tavan çizgisi alçalmadığı için şöyle rahat oturduğumda 4 parmak civarında bir baş mesafem var. Onun haricinde kapı içi gözler gayet yeterli. Burada belki şu olabilir. Şu kapı kolu var ya, bu dikinen yer. Orayı göster. Orada bir eksiklik, yani tutamağı oraya alıp güzel bir şey yapabilirlermiş. Ön taraftaki gibi. Bu bir garip geldi. Kapı döşemeleri vesaire yani kaliteli duruyor. Ortada şaft tüneli yok. A few moments later. Evet, telefon arasından sonra yeni kasada TNGA platform var. Orada bir tık daha şaft tüneli var. Bunda hiç şaft tüneli yok. 3 kişi burada gayet rahatlıkla oturabilir. Ve burada bir oyuk bir 12 volt soket var. Ve burada bir kol dayaması var. Tabii Japonlardan bildiğiniz gibi kolay atmalık. 2 bardaklı falan var. Mesafesi güzel. Arkadan öne genel bakışta şöyle gördüğünüz gibi kokpit tasarım olarak oturaklı duran bir tasarım. Şimdi birazdan sürüşe geçelim. Kamerayı kafama takayım. Sürüşte sürüş izlenimlerinden bahsedelim. Corolla'nın iç mekan incelemesi böyleydi. Hadi sürüşe geçelim. Şimdi Corolla'nın sürüşüne geçtik. Ben bir tık öne gideyim. Arkayı rahatlatalım. Kemerimi takayım. Arkada bacak atabilirim yani. Geniş marka. Evet. Şimdi hemen motor sesi. Yine de Yaris'te de söylediğim gibi Toyota'nın klasik marşı. Bunlarda bir ilave yapayım. Benim başıma gelen bir olay. Hı. Arabayı bir gün çalıştırıyorum çalışmıyor. Hı. Ya dedik acaba marş motoru mu yandı, şey mi oldu? Bu arabalarda debriyaja basmadan araç çalışmıyor. Debriyajın altına paspas girmiş. Ha, paspas tam basılmadığı için araba çalışmıyordu. Onu izleyenlerin aklında kalsın. İlginç bir şey. Evet. Bizimkiler de öyle de bak, az bassam bile çalışıyor, evet. Bizimkilerde. Çalışmadığı zaman paspası bir kontrol etsinler. Bu da güzel bir ufak bilgi. Cam ucu silelim. Tabi Broadway'leri de almayalım da. Camları çekeyim de klima açalım. Şimdi ufak ufak başlayalım. Corolla zaten ülkemizde de dünyada da çok sevilen bir araba. Zaten dünyanın en çok satan arabası, yıllarca üst üste Corolla olarak seçildi. Bizde de bir ara hakikaten piyasada kampanyalar falan şey yaptılar. Dünyanın en çok satılan arabası olduğu, bizde de oldu çok satılan otomobil. Bu kasada seviliyor bizim ülkede. Yani güzel bir ivme yakaladı bu kasayla Toyota. Her kasası seviliyordu da bu ve yeni kasası cidden daha bir talep gördü. Bunun görünüşü, iç mekan tasarımı falan güzel. Şimdi sürüş izlenimlerinden de bahsedeceğiz. Şimdi insanların çok eleştirdiği bir şeyi söyleyeceğim. İç mekanda dikkatimi çekti. Şu saati insanlar çok eleştiriyordu. İşte Casio saat koyuyorlar falan filan. Abi arabanın içinde oturuyorsun. Saat kaç diye düşündüğünde direkt gözüne çarpıyor orası. O bile düşünülerek bir yere yerleştirilmiş. Tam gözümün önüne denk geliyor baktığım zaman. Bunu ufaktan bir söyleyelim. Göstergede lastik basınç sensörü ikaz veriyor. Lastik ayarlarımız herhalde. Lastik havalarımız kaydedilmemiş. Kaydedilmemiş değil de galiba bu kronik sorunu bunun. Hı hı. Her seferinde sıfırlıyoruz. Bir ara sıfırlanıyordu, artık o da sıfırlanmıyordu. Ben de öyle bıraktım artık. Ha, soldan mı? Evet, soldan gidiyoruz. O da mesela ilginç. Peki başka ne var abi mesela bu arabayı kullanırken güzel dediğin, kötü dediğin neyi var yani? Ha. Şu da olsaydı dediğin ya da. Bunlar şu da olsaydı dediğin. Pek bir şey yok ya, pek fazla bir güzel bir kullanıcı arabası yani. Evet, tabii. Her şeyden var. Manuel vites, şanzıman yolları, debriyajı, kavraması falan güzel. Hızlı alışılıyor. Aha. Dedim ve stop ettik. Ya dizel kullanıcısı olunca böyle oluyor işte. Benzinliğe geçince manuel viteste biraz gaz vermek gerekiyor. Yok, işin şakası. Biraz şey gerekiyor, gaza geçtik şu an. Ama bak mesela vites oranlarını öyle güzel ayarlamışlar ki düşük devirlerde araba çok güzel kendini götürüyor. Motor sesli çalışmıyor, motor sessiz. ne söyleyebilirim? Görüş açıları güzel. Aynaların kör noktası fazla yok. Cam yüzeyler geniş. Direksiyon yani tasarım olarak da ergonomi olarak da güzel. Onun haricinde yönlendirmek de kolay arabayı. Özellikle düşük hızlardaki manevralarda yumuşuyor. Yani yumuşak kalıyor. Benim mesela bizim arabayla kıyaslamak gibi olmasın ama hani kullanırken çok ya uzun vadede önemli detaylar bunlar. Buradan mıydı sola? Düz. Düz mü? Sola. Yani kullanırken uzun sürede fark ediyorsunuz. Hani park ederken olsun, geri dönüşlerde olsun yumuşaması direksiyonun büyük bir kullanım kolaylığı sağlıyor. Burada vites uyarı ikaz da var. 70'te 5'e atlıyor mesela. Şöyle bir atalım. Kırmızı da yandı zaten ama 70'te 2000'le bir 5. vites ve hani ayağımın altında güç var. Bastığınız zaman ölülük yapmıyor. Klima da açık. 4 kişiyiz aynı zamanda arabada. Göstergeler okunaklı. Her şeyi görebiliyorsunuz burada. Yol bilgisayarı vesaire de var zaten. Konfor. Konfor iyi. Toyota'lar zaten konforuyla bilinen. Yani konforu şöyle bilinen diyeyim. Yeterli seviyede olan otomobiller. Bunda arka torsiyon. Bağımsız süspansiyon yok ama mesela yeni Megane da torsiyon. Bu da torsiyon. Diyorsunuz ki ikisi nasıl torsiyon olur? Bunun konforu ondan daha iyi. Burada 16 inç jantların etkisi var. Jantı mesela 17 yapsa ya da 18 yapsa konforsuz olur ama jantın küçük olması tolere ediyor. Bir de süspansiyon yolları bir tık daha uzun. Yalıtım olarak şimdi zaten ileride de göreceğiz ama yeterli seviyede. Nasıl yeterli seviyede? İçeride o yalıtım, o rüzgar sesi de olsun, yol sesi de olsun. Mesela bir Jetta kadar değildir herhalde ama tabii. Burada uğultu yapıp rahatsız edici seviyeye gelmiyor. Evet. Yani var tamam alttan yol sesini duyuyorsun ama burada yankı yapmadığı için çok aşırı da rahatsız etmiyor. Arka yaşam alanı videoda da gösterdik. Bayağı geniş. Bu da aile kullanımı için önemli bir şey. Ben tabii bu kalkışlara alışamayacağım herhalde. Onu ben de yapıyorum ya. Ya biz dizelden geçiyoruz ya. O yüzden şey oluyor. Ya ben de ben bilmiyorum. Bunda anlık yakıt tüketimini bir türlü. Şurada olması lazım yani. Orada göremedim. Döneyim de. Yok mu? Şurada bir şey gösteriyor ama nasıl diyeyim böyle sayısal ifadeler şeklinde göstermiyor da grafik şeklinde gösteriyor. O pek hoşuma gitmiyor. Mesela 3. vites 40'a düştük ama araba bayılmadı. Şurada tripler var. Ortalama var. Menzil var. Şöyle vitesi de büyütelim. Aynen. Anlık yakıt tüketimi yok. Evet, şurada gösteriyor ortalamayı. Ortalama hızımı gösteriyor burada. Biz de sağda gitmeyelim de iyice. Mesela cam mı açıkmış? Aynen cam açıkmış. 80. Ya yol sesi de öyle ahım şahım abartıldığı kadar da değil yani. C segmenti bir otomobildeyiz belli yani. Yol sesi aşırı değil. Bir tık ama yandan geçen arabanın sesi falan geliyor. 90, 100'e çıktık. Motor sesi yok. Zaten 2000 küsür devirde. 2000-2500 arasında. Rüzgar sesi bir tık var. Ama yol sesi var evet. Yol sesinin ama az önce söylediğim gibi rahatsız edici bir yol sesi değil bu. Sonuçta içeride uğultu yapmıyor, yankı yapmıyor. Var ama var. Var mı var ama rahatsız edici seviyede mi? Değil. Söyleyebileceğim bir şey bu biraz burası dik olduğu için çok bu tarafı size doğru gelmiyor. Çok size doğru gelmediği zaman da ne oluyor? İçeri bu ön yaşam alanı oldu genel. Ön yaşam alanı daha geniş, daha ferah oluyor. Dik olmasının avantajı o. Ama dik olduğu zaman şey olmaz mı diyeceksiniz şimdi. Dizler fazla bükülmez mi? Bükülmez çünkü geride kalmış. Mesela Astra'larda, Astra H'larda bununla hemen aynı yılda vardı Astra H. Dik ve yakın size o zaman dizleriniz bükülüyor. Ama bunda öyle değil. Dik ve uzak. Bu da size burada konfor sağlıyor. Vites geçişleri güzel. Tıkır tıkır geçiyor. Vites yolları belirgin. Debriyaj zaten yumuşak. Otomatik vites. Bunun CVT bunun otomatiği. Ha, şehir içi kullanımda ararsınız ama uzun yolda çok aramazsınız. Hız sabitleyici de var zaten. Genel anlamıyla ele aldığınızda başarılı bir otomobil. Bunun yakıt tüketimi ne kadar abi? Ne yakıyor? Aynı şekilde ben şehir içinde pek şehrin merkezine girmiyorum. Hı hı. İşe gidip gelirken sürat yolunu kullanıyorum. Evet. Pek fazla düşük viteste kullanmadığım için 1 lira civarında yakıyor. LPG'de. Evet LPG'de. şekilde yani 1 lira civarında geçiyor. Biraz artıyor, biraz azaldığı olmadığı için biraz artıyor. O da aldığım LPG'nin fiyatına göre değişiyor. 10 litreye tekabül ediyor evet, yani evet. LPG'de. İşte benzinin 8 litresi falan 10 litre. İyi bir değer. Zaten göstergede 8.6 gösteriyor. Bu 1.6 motorun şeyi bu yani 8-8.5 civarında yakıyor. Uzun yolda da tabii daha da düşer aşağı. Evet. Çekiş konusunda şöyle mesela 80'de 5'e bir alayım. Birazcık yani tam gaz yapmıyorum. Şu an yarım gaz gidiyor. 90 oldu. Hatta tam yapsam daha da gider. 100 oldu. 6'ya aldım. Ya tam baba hızlanması dediğim tabir. Dip gaz yapmadan ufak hızlanmalar. Tam bu arabanın kullanıcı kitlesine göre biraz. Aile otomobil sonuçta. Mahcup etmez. Çünkü 132 beygir, 1.6 atmosferik ve manuel. Yani rampada çok şey oldu. Vites düşür. Yine devam et. Rampa çekişi falan çok kötü değil herhalde. Rampa çekişi klimada düşürüyor. Tabii bir dizel kadar evet, değil ama yine de. Şimdi bunun önceki aracım dizel olduğu için. Aratıyor bazen. Evet tabii ki aratıyor. Tabii. Alışmakta biraz... Focus'la kıyaslarsak, senin Focus'ta vardı. Kıyaslarsan Focus'un ben en çok Jetta'yı da kullandım, Focus'la kullandım. Onun yol tutuşunu çok hoşuma gidiyordu yani Focus'un meşhur olduğu şey zaten. Yol tutuşu çok iyiydi. Onu zaten sıfır almıştık. Herhangi bir sıkıntısı yoktu. Yani Focus'larda yol sesini içeri alıyor falan gibi şikayetler oluyordu ama ben yol sesini falan... Bundan iyiydi herhalde. Evet, bundan iyiydi. Yani Focus'a kıyaslarsam tabii ki Focus daha iyi. Peki Focus, Jetta, Corolla desek ki o da 2015'ti Focus, Jetta evet. 2014'tü, bu da 2013. Hemen hemen aynı dönemin arabaları. Hangisi daha iyiydi? Yani şimdi Jetta dizel otomatik olduğu için Jetta bir adım öne çıkıyor ama Focus'un yol tutuşu beni her zaman cezbediyor. Focus dizel otomatik olsa mesela evet. O tadından gelmez. Ama Focus'ta da biraz şey, iç hacim. İç hacim çok küçüktü, evet evet. Onda sıkıntımız yaşandı. Arka bagajı da küçüktü. Tabii. Yani çocuklar olunca bebek arabası bile böyle yani Focus, Jetta, Corolla kıyaslaması da böyleydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Siz bu araç hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.